ATV ekranlarında hafta içi her gün sabah kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündüz kuşağındaysa Esra Erol'da Fırtına Gibi Esiyor ve iki program adeta Türkiye'nin gündemini belirliyor. Bu programların sunucuları yani Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki rekabetse senelerdir sürüyor. Yıllarca izdivaç programı sunan Esra Erol, geçtiğimiz senelerde format değişikliği yaptıktan sonra ikilinin arasına kara kedi girmişti. Gelin Müge Anlı ve Esra Erol dostluğunun nasıl düşmanlığa dönüştüğünü inceleyelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Esra Erol ve Müge Anlı'nın arası şu sıralar limoni olsa da ünlü sunucular eskiden çok yakın iki dostlardı. Hatta Esra Erol'un kaybolan genç bir kızın bulunabilmesi için Müge Anlı'dan yardım istediği bile olmuştu. Fakat şimdilerde durum tam tersine dönmüş gibi gözüküyor. Müge Anlı'nın Instagram hesabında yakın çevresini tek tek takip edip sadece Esra Erol'u takip etmemesi ikilinin arasının hiç de iyi olmadığını kanıtlar nitelikte. Bunun sebebinin ise Esra Erol'un program formatını değiştirmesi olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz senelerde yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Esra Erol'la İzdivaç programı yayından kaldırıldıktan sonra ünlü sunucu yeni program ismi ve formatıyla ATV ekranlarına dönmüştü. Evlerinize drama ve gözyaşı yansıtacağım mottosuyla yola çıkan Erol'un yeni programı Müge Anlı'nın programına benzediği için ikilinin arasında gerginlik olduğu konuşulmuştu. Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki gerginliği tetikleyen kişinin Zuhal Topal olabileceği de söyleniyor. Müge Anlı'nın canlı yayında Esra Erol'a gönderme yapması ikili arasındaki gerginliği artırmıştı. Müge Anlı ve Esra Erol arasındaki soğukluk birbirlerine zaman zaman canlı yayınlarda yaptıkları göndermelerle tekrar gündeme geliyor. Geçtiğimiz senelerde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında bazı taraftarların oyunculara küfürlü tezahüratlarda bulunmasının ardından Esra Erol bu kişileri holigan olarak tanımlamıştı. Müge Anlı ise canlı yayında taraftarlar istediklerini diyebilir şeklinde açıklama yapınca bu sözleriyle Esra Erol'a gönderme yaptığı düşünülmüştü. Müge Anlı rahat durmadı ve Esra Erol'a gönderme yapmaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşini aramak için katılan bir konuğun eşini ablasıyla aldattığı ortaya çıkınca bu durum Müge Anlı'yı çok sinirlendirmişti. Sunucunun benim programım birbirinden ayrılan ya da ayrılma aşamasındaki karı kocaların birbirini rezil etme platformu değil. Ben buna asla müsaade etmem şeklinde bir konuşma yapması Esra Erol'a gönderme olarak algılanmıştı. Kayıpları bulması, küsleri barıştırması, cinayet davalarını ve bilinmeyen birçok farklı olayı çözmesiyle tanınan Müge Anlı, canlı yayın sırasında Esra Erol hakkında dedikleriyle gündeme yine bomba gibi düşmüştü. Farklı bir program olsa aynı olayı 5 bölüm boyunca izlerdiniz diyen Müge Anlı, sonrasında kimsenin özel hayatına karışmadığını ve her cümlesini özenle seçtiğini belirterek Esra Erol'un kendi programında Müge Anlı ismini kullandığını ve bu yüzden sürekli eleştirildiğini ifade etmişti. Esra Erol bu sözlere kayıt kalamadı ve o da canlı yayında Müge Anlı'ya cevap verdi. Esra Erol, canlı yayın sırasında bir konuğunun fenalaşması üzerine Müge Anlı'ya çok konuşulacak bir cevap vermişti. Programında herkese yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Erol, herkesin sorunlarını çözmeye yardım ettiğini ve başkaları gibi mimik kullanmadan olayların üstesinden gelemeyeceğini belirterek Müge Anlı'ya isim vermeden de olsa gönderme yapmıştı. ATV'nin gündüz kraliçeleri arasındaki soğuk savaş, bu sezon başında birbirlerine gönderdikleri çiçek ve çikolatalarla bir nebze de olsa azalmış gibi görünüyor. Ancak ikilinin Instagram'da birbirlerini neden hala takip etmedikleri merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.